Allah'a nispet etmeyi öğrenen buradaki bir beşeri zihin kendini transforme ediyor mu? Ediyor. Peki bu ne işe yarıyor bende? Ötesindeki alan ne? Hak. Evet. Demek ki Allah'ı fark eden bir zihin ne demek? Zıtlık prensibi, beşeri alanda zıtlıkla işlediğini görüyor. Başka manaların açığa çıkmasını, oluş alanlarını, sıfat makamı, bir sürü şey var orada. Orada ne oluyor? Hakka vuslat ediyor. O zaman Hakka vuslat ettiği zaman kendinde, bu vücudunda ne diyor? Enel Hak. Enel Hak ne demektir? Her şey benden zuhur eder. Bitti. Ben zuhur ettiriyorum diyor. Enel Hak bu. Ben. Bu ağaç burada duruyorsa ben durduruyorum. Ev buradaysa ben durduruyorum. Ben. Bu çok olağanüstü kapasite bir şey bu. Burası kaygan zemin. Çünkü buradaki ben rengin ben mi? Allah mı? Bilmem ne mi diye soru sorduğun anda düşersin, kayarsın. İşte bu sorunun sende bitmesi Hazreti Cem'e, Hazreti Cem'den de Cem'e Cem'e doğru gider. Çünkü bu soru sende artık kalmaz. Öyle bir vesvesen olmaz, öyle bir zihinle hareket ediyor olmazsın. Normalde bu söz, yani fiilin faili Allah'tır sözü, çok kolay da verilen bir şey değil. Ben kaç senedir sohbet ediyoruz değil mi hep beraber? Yani çok fazla kimseye de bunu mesul tutarak söylemiyorum. Neden Hakk'a vuslat ettikten sonra Allah ismine tekrar ihtiyaç var? Her boyutta yaratım için Allah ismine ihtiyaç var. Allah ismi sıfat makamının zuhuru değil mi? Yaşandığı yer. Bir dakika. Hazreti Cem diye biliyorsunuz. Orada hangi isim geçerli? Muhammed. Ha. Demek ki Allah isminin ilmen söylendiği makam olan sıfat makamının zuhur yeri Muhammed. Demek ki Allah isminin zuhur etmesi için Muhammed'e ihtiyaç var. Yani bu ilmin zuhur etme yeri Muhammed. Cuma ne demektir? Cem. Yani cami olmak demektir. Cami ne demek? İnsan, ama niye insan demek? Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil, yani bütün meleklerin toplandığı bir alan demek. Bütün meleklerin toplandığı alana ne denir? Adem denir. İnsan denir. Adem'in buradaki zuhur yeridir insan. Mustafa makam, yani ben diyor nefsimi Mustafa ayarında yaşarım. Hiçbir egodan yaşamam. Benim nefsim Allah'a çekilidir. Ve Allah mı seni ister, sen mi Allah'ı istersin? Allah seni ister, nefsin Allah olmuştur zaten. Yani Cemil Cem makamı diyor. Makam diyor bir de. Yani benim diyor bütün arzu ve isteklerim böyle bir alandandır. Ve işte bu kadar yani. Sana ne tesir ediyorsa o kadarı, bir kelime dahi olsa o kelime yeter. Şimdi bak bunu nasıl söyleyeceğim? Bir şekilde söyleyeceğim ama. Bir kere herkese teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bütün varlığınız için ve böyle olduğunuz için, olduğunuz her hal için teşekkür ediyorum. Sonsuz kere sonsuz. Fakat sizin bazen bir şeyi fark etmek çok kolay, bazen seneler alıyor, bazen hiçbir şekilde de fark edemeyebilirsiniz, olabilir. Ama inşallah da öyle olmaz diye düşünüyorum. Ve çoğu zaman şöyle bir düşüncem de olmuştu benim. Ya tamam ya, işte ne varsa yaşayacağız yeter falan dediğim haller olmuştu. Ve niye bu kadar bunun üstünde duruyorlar? Anlamasam olmaz mı? Diyordum. Ama şu anda bunu hiç demiyorum. Gerçekten demiyorum.
ve sizi zorlamaya devam edeceğim. Çünkü bunun çok güzel olduğunu görüyorum gerçekten. Yani bunu almadan buradan gitmeyin ne olursunuz diye düşünüyorum. En baştan. Şimdi gerçekten bir şey söylemeye çalışıyorum ama bir şey söylemek gayet güzel. Fakat onu sizin bulmanız daha güzel. Ha, ve şöyle bir şey. Demeniz çok kıymetli ve çok şahane. Şimdi Allah mı sizi istiyor, siz mi Allah'ı istiyorsunuz sorusunu ben niye sordum? Aslında orada daha fazla soracağım şeyler var. Daha detaylı bir şeyler söyleyeceğim ama bunun bir hani kendi bilincinizde açığa çıkmasını istiyorum. Yani şimdi şöyle bir şey. Sorun, ne sorun var demiştiniz? Efendim? Uykusuzluk. Uykusuzluk diye bir sorunumuz var. Uykusuzluğu yaratan kim? Her şey Allah'tansa uykusuzluğu yaratan Allah mı? O zaman uykusuzluğu yaratan uykuyu yaratabilir mi? Demek ki zıttını da yapabilen bir güç var. Şimdi bu kavramları indinizde tamam olması bazen bir süreç alıyor. Çünkü bunu ben de sormuştum yani bu Allah nedir, Rab nedir? Hatta bu Rabbi has nedir veya ben kimim, özüm nedir, gönül nedir, nefis nedir, ruh nedir? Bu kavramlar indinizde net olmadıkça zaten karışık duruyor. Yani ve ben karışık duran her alanda şunu tavsiye ediyorum. Şu anda bunu bilmiyorum deyin. Bunun bilgisi netleşinceye kadar indinizde. Bilmiyorum. Şurayı anlamadım demek bir iddia sahibi olmaktan çok daha iyi bir şey. Yani burayı biliyorum demekten çok daha iyi. Burası bayağı karışık bende. Deyin, hak size orayı düzeltir o zaman. Ama ben biliyorum derseniz bildiğiniz şeyde kalırsınız. Kadar olan kısımda kalırsınız. Yani sizin ademiyetinizde veya sizin Adem olduğunuza ben sizi nasıl inandıracağım? Allah bana kolaylık versin. Ondan sonra buradaki ademiyetinizi insan olarak zuhur ettirme kapasiteniz olduğuna ve aslında Allah'ı sizin özlemeniz değil, Allah'ın sizi özlediğini, yani çektiğini fark etmenize. Nasıl yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Bilincimizde beşeri bakış açısını kullanabiliriz. Mesela ne dedik? Bir şey, ben bunu bir iş yapmam lazım. İkinci bakış açısı, istemem lazım. Üçüncüsü, hiçbirisi. Öyle değil. Gerçek. All life comes to me easily and with joy and happiness. Üçüncüsü bu. Bütün her şey bana zevkli, neşeli, muhabbetle koşa koşa gelir. Ama burada söylenecek başka laflarım var ve hiçbir şey yapmadan. Gerçekten ama. Yapmam lazım kelimesi dahi olmadı. En zor kısım İslam dinindeki en zor bana göre kavramlardan bir tanesi Allah. Daha sonra her işinizi kolaylaştıracak kavramlardan bir tanesi Allah. Her işinizi. Allah bir noktada onun bir zevkini açtı mı açar, açmadı mı açmaz. Ona bir rıza gösterdin mi öyle de güzel oluyor ki. Bazen de çok zorlanıyor insan gerçekten. Ama orada bir duruş var, beşeri planda. O duruşta gerçekten çaresizim dediğin noktada bir çare oluyor. Oh. Hem de öyle güzel ki. Bak bir şey değilim, Allah'a göre bir şey olmamak vardır. Sen bütün alemin kendisisin, öyle bir şey değilim. Değil orası. Senin bu buradaki göreceli benliğin bir şey değil olabilir. Sen bir şey değil olamazsın.
Sen her şeysin çünkü. Nasıl bir şey değilsin? Makamı bırak makam isteyenlere. Sen hiçbir şey olmamaya bak. Ne olacak makam? Yani sana bir ilim verildi, yaşamaya gayret ederiz. Efendim hep öyle derdi. Gayret ederiz. Bazen yaşayabiliriz, bazen yaşayamayız. İşte beraber toplanırız, konuşuruz, iki laf ederiz veya şunu yaparız, bunu yaparız. Ama makam sahibiyim deyince yandın yani. Hakikaten yandın. Ama bu her fiilin faili Allah'tır kelimesi birine söylendiği vakit o onun doğum tarihidir. Doğmaya başlar çünkü. Hazreti Peygamber'in lafı bu, benim lafım değil. Kendi özünü keşfetmeyene bunu anlatabilmek çok zor. Çok zor. Ondan sonra da gidilecek yol var. Çünkü sonra milletin canı sıkılıyor. Halbuki bütün zevkli kısım sonra başlıyor.